Bunlardan bir tanesi sizlere canlı olarak vermiştik. Garanti Koza İstanbul Spor kendi evinde tenis eskrim dağcılığa mağlup olmuştu. Şimdi çarşamba günü maçları başladı. Çarşamba günü maçlarında da oynanan karşılaşmalar ve sonuçlar var. Bunları size maçın içinde de nakledeceğim. Az sonra başlayacak olan karşılaşma İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darüşşafaka'yı ağırlıyor. İstanbul Cebeci Spor Salonu'nda oynanıyor. Az sonra başlayacak olan karşılaşmanın takım kadrolarını size önce vermek istiyorum. Daha sonra ilk beşleri paylaşacağım. Önce konuk takım Darüşşafaka'dan başlayalım. 4 numara Cevan Carter, 5 Tuğberk Gedikli, 6 Gökhan Sunter, 7 Metin Türen, 8 Mertan Mutlu, 9 Yunus Emre Sonsırma, 10 Kerem Otiç, 11 Erdinç Balto, 12 Doğukan Sönmez, 13 Burak Selen, 14 Joshua Dallert ve 15 Muhammed Baygül. Darüşşafaka'nın baş antrenörü Aziz Bekir, genel menajer Ahmet Eran. İstanbul Büyükşehir Belediyespor 4 Erkan Hacıoğlu, 5 Umutcan Özyıldırım, 6 Sezgin Eriş, 7 Recep Doğrusöz, 8 Serhan Derinbay, 9 Serdar Önsöz, 10 Doruk Keskin, 11 Ufuk Yanar, 12 Ediz İsmailoğlu, 13 Soner Şahin, 14 Marko Koleriç ve 15 Cihan Mumcuoğulları. Büyükşehir Belediye'nin antrenörü Kadir Serdar ve genel menajer Timur Gülseren. Her iki takımda beşlerini size paylaşayım. 14 Darüşşafaka takımı 14 numara Joshua Dallert, Tuğberk Gedikli, Doğukan Sönmez, Yunus Emre Sonsırma ve Gökhan Sunter beşiyle ilk maça başladı ve ilk ucumu da Tuğberk Gedikli ile oynuyor. Joshua Dallert, Marko Kolariç araya girdi. Marko Kolariç, Can Mumcuoğulları, Umutcan Özyıldırım, Sezgin Eriş ve Recep Doğrusöz beşiyle de İstanbul Büyükşehir Belediyesi maça başladı. Çok güzel bir salon, çok güzel bir atmosfer. Çok basketbol oynamaya çok müsait bir ortam ve organizasyon gerçekten çok güzel. Ev sahibi takım İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni de kutlamak lazım. Ve Joshua Dallert'la maçında ilk basketi hem de ilk üçlüğü de geldi. Joshua Dallert'ın bu basketiyle 3-0 Darüşşafaka maça önde başladı. Şimdi Umutcan Özyıldırım, Cihan Mumcuoğulları, Sezgin. Cihan'a pas vermek istedi ama Joshua Dallert çok istekli başladı maça. Bir de top kaptı. Bir de götürdüğü topla atışını kullandı. Girmeyen topu da Tuğberk Gedikli tipledi ve skoru 5'e getirdi. 5-0. Bir sonuç, Optimum TED Ankara Kolejler Ankara'da ev sahibi olarak sayıldığı maçta Genç Telekom'u, diğer Ankara takımını 79-69 mağlup etmeyi başardı. 10 sayıyla maçı kazandı. Optimum TED Ankara Kolejler Genç Telekom'u 79-69 mağlup etti ki üst sıraları çok ilgilendiren bir maçtı. Bu da orta sıraların önemli karşılaşması diyebileceğim tipte bir maç. Darüşşafaka son haftalardaki şanssız mağlubiyetlerle biraz geriledi. 12. durumda. 9 galibiyet, 13 mağlubiyette şu anda. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de ligin orta takımlarından sıkıntı yaşamak istemiyorlar. Onlar da playoff'a girmek istiyorlar. 11 galibiyet, 11 mağlubiyetle ligde bu haftaya başlarken 9. sıraydı. Marko Kolariç için basketi, skor 5-5. Darüşşafaka hücumu. Yunus Emre Sonsırma skoru 8-5'e getirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hücumu Sezgin, Marko Kolariç,
Döndü, atışını kullandı Joshua Dallert. Dallert reboundu aldı. Reboundu aldıktan sonra ortaya girip bir playmaker edasıyla, bir numara edasıyla da oyunu yönlendirebilen tipte bir oyuncu. Ama bir ufakta bir sakatlık geçiriyor şu anda. Yani görüntüsü biraz sıkıntılı bir görüntü ama çok da bir şey yoktu pozisyonda bizim gördüğümüz kadarıyla. Önemli bir şey, sakatlığı yoktur diye düşünerek biz maça devam edelim. Yunus Emre son sırma. Bir üçlük daha buldu. Bir atış, bu sefer girmedi. Tuğberk Yedikli bir hücum ribaundu daha aldı ama elinde tutamadı, dışarı çıktı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi hücumu. Şimdi Recep. Umutcan Özyıldırım atışını kullandı, girmedi. Doğukan müdafaa ribantını aldı. Yunus Emre son sırma, çok güzel bir pas. Erdinç Balto smaç yapmak istedi. Foul Cihan Mumcuoğulları. Erdinç Balto da çok önemli sıçrama yeteneği olan, basketbolda, basketbolumuzda önemli beklentilerin olduğu bir oyuncu. Geçtiğimiz yıl Antalya Büyükşehir Belediyesi ile Beko Basketbol Ligi'nde oynamıştı. Bu sene başı itibariyle Darüşşafaka'ya transfer oldu. Erdinç Balto ilk atışını ve ikinci atışını da sayıya çevirdi. Skoru 15'e getirdi. Bu arada Tuğberk bir de top kaptı. Bir ucum daha Darüşşafaka'da. Gökhan. Gökhan'ın atışı, bir üçlük daha ve 13-5. Mola, İstanbul Büyükşehir Belediyesi molayı aldı. Bir ufak düzeltme, son basket, Gökhan'ın atmış olduğu son basket. Ayağı çizgide olduğu için iki sayı olarak, hatta şu anda Koç Aziz Bekir de iki sayı olarak soruyor hakemlere. Evet, ayağı çizgide olduğu için iki sayı olarak değer kazan. Ama alt taraftaki Uşak Üniversitesi, 17. sınıfta Uşak Üniversitesi ile 4 galibiyet bir diferans var. Bunun dışında Darüşşafaka biraz daha aşağıya yakın gibi görünüyor. Darüşşafaka şu anda 12. dönemde 9 galibiyet, 9 mağlubiyetle. Sezgin Eriş. Sezgin Eriş içeriye drive etti ve Cihan Mumcuoğulları biraz da şans topuyla basketi kazandırdı. 12-7. Evet, ara ara oynanan karşılaşmalardan size bilgi vereceğim. Gelişim Koleji şu anda ikinci periyodun sonları oynanan maçta Orman Spor karşısında 38-23 önde maçta. Doğukan bir top kaybı Derdinç'e. Foul Gökhan. Recep Doğukan faulü var. Doğukan da erken faul problemine girebilen tipte bir oyuncu. Esasında oyunda sahada kaldığı sürece takımına çok büyük katkı veriyor. O da Ümit Milli takımımızın oyuncusu. Ama faul problemi ciddi, onun için sıkıntı. Şimdi Umutcan, Marko Kolariç'e, oradan Sezgin Eriş'e. Sezgin Eriş'in atışı potanın kenarına çarptı. Bir faul Erdinç Balto. Evet, Joshua Dallert oyuna giriyor. Sıkıntılı bir şey olmadığını zaten söylemiştik. Çünkü pozisyon da ilginçti esasında. Sıkıntılı bir şey, bir problemin olmadığını o pozisyondan sonra da söylemiştik ve şimdi oyuna devam ediyor zaten Dallert. Marko Kolariç atış girmedi. Yunus Emre son sırma müdafaa ribantını aldı ve hücuma geliyor. Tabi Can Korkmaz'ın da olmaması Darüşşafaka'da, onun da eli kırıldı. Olmaması Darüşşafaka'da özellikle bir numara pozisyonda sıkıntı yaratıyor. Çünkü diğer Amerikalı oyuncu, Darüşşafaka'nın diğer Amerikalı oyuncusu Jamon Carter, o da
sakatlığı var. Bu maçta büyük ihtimalle oynatmayacak Darüşşafaka. Ve bu arada Recep Doğrusöz atışı bir basket. O da takımına çok ciddi yarar veren bir oyuncu. Geçen sene de çok istikrarlı bir oyunu var. Recep Doğrusöz'ün çarşı adı alır. Şimdi Yunus Emre. Yunus Emre. Tuğberk. Tuğberk'in atışı girmedi. Doğukan hücum ribantı. Tuğberk. Joshua Dollard. Bir de üçlük attı. Bu girmedi. Cihan Mumcuoğulları. Sezgin Eriş. 14-9. 5 sayılık bir misafir takım üstünlüğü var maçta. Umutcan Özyıldırım. Tuğberk foul yaptı. Kenardan kullanacak. Dördüncü foulü. Takım foulü. 4-14 var. Birinci periyotta. Periyodun bitmesine. Evet, Doğukan Sönmez oyundan çıktı. Yerine Burak Selen girdi. Sezgin Eriş. Ters tarafta Dollard araya girdi. Topu kapamadı. Ama yeniden ev sahibi İstanbul Büyükşehir Belediyesi hücum kullanacak. 7 saniye kaldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hücumunun bitmesine. Cihan Mumcuoğulları. Burak Selen arkasında. Cihan atışını kullandı ve basket. Pozisyonunu iyi aldı ve basketi kazandırdı. Yunus Emre. Gökhan Sunter'e çok güzel bir pozisyon hazırladı. Gökhan Sunter girmedi. Burak Selen. Joshua Dollard. Bir girmeyen topta bu sefer de Tuğberk Gedikli. Şimdi Yunus Emre. Tuğberk Gedikli. Yunus Emre esasında o pasları çok güzel veriyor. Her iki tarafta da, bir tarafta Tuğberk, bir tarafta Gökhan, çok boşluklar buldu. Ve Tuğberk bunu sayıya çevirdi. 17-11. 6 sayılık bir fark var. Şimdi Marko Kolarić. Atış ve basket Marko Kolarić'ten. 17-13. Son 3 dakika birinci periyotta. Tuğberk. Joshua Dollard ve top kaybı Recep Doğrusöz. Atışını kullandı, girmedi ve yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi hücumu olacak. Oyuna girer oyuncu Serdar Ünsür. Oyuna girdi, yerine Marko Kolarić dışarı çıktı. Şimdi Sezgin. Ters tarafta Serdar oyuna girer girmez atışını kullandı. Cihan Mumcuoğulları hücum ribantını aldı. Burak Selen foul yaptı. Burak Selen oyun dışında, dışarı çıktı. Roğukan'la yer değiştirdi. Cihan'ın ilk atışında sayı var. İkinci atışını kullanıyor. Bunda da sayı var. 17-15. Karşıda çok güzel bir görüntü var. Yaklaşık 100 civarında bir çocuk seyirci bu karşılaşmaya geldi. Böyle şeyleri gördüğümüz zaman çok daha mutlu oluyoruz işin açıkçası. Şimdi Doğukan Sönmez. Atışını kullandı, girmedi. Tuğberk Gedikli müthiş katkı veriyor. Hem müdafada hem de hücumda çok önemli işler yapıyor Tuğberk. Tuğberk'in de bu 5. sayısı. Düzeltiyorum, 7. sayısı. 3 tane hücum ribantı var Tuğberk'in. 2 tane de top çalması. 7 sayı 1. periyot için
Çok iyi istatistikler bir oyuncunun yapabileceği gerçekten. Yunus Emre bu topları çok iyi yapıyor. Çok iyi getirdi. Bir kez daha bir üçlükte Tuğberk kullandı. Bu sefer başarılı olmadı. Sezgin Eriş. Ters tarafta Recep. Ondan Cihan. Cihan faul Doğukan. Burak Selen Doğukan'la bir kez daha yer değiştirecek. Çünkü Doğukan'ın ikinci faulü bu. Cihan'ın ilk atışı sayı. İkinci atışında da sayıyı buldu Cihan ve skoru 19-17'ye getirdi. Şimdi Yunus, Gökhan, Joshua Dollard karşısında. Gökhan ve top kaybı. Evet. Topu kapan oyuncu Serdar ve Serdar'a bir de faul var. Serdar Ünsür. O da sonradan takıma katılanlardan. Muhammed Baygül Tuğberk Gedikli ile yer değiştirdi. Evet, bir taraf coşkulu bir şekilde bağırıyor faul atarken, diğer tarafta ıslıklıyor. Kimin ne yaptığı çok belli olmuyor ama müthiş bir ses oluşuyor bir anda. Ama Serdar da iki atışında hiçbir şeyden etkilenmeden sayıya çevirdi ve skoru 19-19'a getirdi. İlk periyodun son 1 dakika 15 saniyesi. Yunus Emre son sırma. İlginç bir tesadüf. Dün abisinin maçını anlattık. Bugün de kardeşinin maçını anlatıyoruz. Burak Selen'de bir basket Darüşşafaka'da. Abisi Onur Sonsırma, o da Karatikoza İstanbul Spor'un oyuncusu. Serdar Ünsür, Umutcan. Evet, top kaybı. Soner Umutcan'la anlaşamadı. Dışarıya giden top. Gelişim Kolejesi 42, Orman Spor 28. Oynanan maçlar ve yeni başlayan maçlarla size bugün de, bugün Kadınlar Ligi'nde de maçlar var. Tabii müthiş bir derbi maçı var. Akşam onda bilgisini verelim saat 8'de. Bu arada Muhammed Baygül oyuna girer girmez önemli bir 3 sayılık katkı yaptı. 24-19. Darüşşafaka periyodun sonlarında 5-0'lık bir seriyle bir anda 24-19'a geldi. Recep Sezgin. Şimdi Serdar. Serdar'ın atışı girmedi. İki atış kullanacak Soner Şahin. (Gülüyor)
İkinci atışta girmedi. Joshua Dollard top ayakla müdahale. Evet. Ayakla müdahale ve yaklaşık 5 saniye kaldı. 5,5 saniye kaldı. Hücumun ve periyodun bitmesine. Muhammed Baygül. Şimdi Yunus Emre. Foul Serdar Ünsür. Foul hakkı vardı. Onu iyi kullandı. 2.38 salise kaldı. Periyodun bitmesine. Darüşşafaka. Bakalım bunu sayıya çevirebilecek mi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'de. Gökhan. Gökhan blok yapıyor Serdar ve bitti. Bitti ve periyodun sonu. Darüşşafaka, konuk Darüşşafaka 24. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 19 ve sayılık bir fark var. İkinci periyotta yeniden beraber olacağız. Sizlere canlı olarak ilettik. Şimdi iletiyor olduğumuz canlı yayında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darüşşafaka ile oynuyor ve bu maçtan hemen sonra da saat 5'te Mahalli Milli Piyango Gaziantep Büyükşehir Belediyesi karşılaşmasında sizlere canlı olarak sunacağız. Ve Serdar'la ikinci periyodun ilk basketini buldu İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 24-21. Muhammed'in atışı basket. Muhammed Baygül, o da Galatasaray'ın oyuncusu. Kiralık olarak bu sezon Darüşşafaka'da oynuyor. Önemli bir tecrübe kazanıyor. Bizim de hem anlattığımız hem de takip edebildiğimiz kadarıyla iyi bir sezon geçiriyor Darüşşafaka takımında. Tuğberk ve Dallert oyuna yeniden dahil oldu. Erdinç Balto ile Gökhan Sünter oyundan çıktı. Ufuk Yener, Erkan Hacıoğlu bu arada oyunda. Ufuk Yener, Soner, Serdar, Soner. Soner atışını kullandı, girmedi. Joshua Dollard. Yunus Emre son sırma. Ters tarafta Tuğberk, ondan Muhammed Baygül. Şimdi pozisyonu zorlamaya çalıştı Umutcan Özyıldırım. Evet, bir sportmenlik dışı foul kararı. 26-21. İki atış bir de kenardan kullanacak İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Umutcan ilk atışını sayıya çeviremedi. İkinci atışı sayı oldu Umutcan'ın. 26-22. Erkan Hacıoğlu, Tuğberk onu savunuyor. Şimdi Soner, Ufuk. O da bol dövmeli basketbolcularımızdan Ufuk Yener. Şimdi Umutcan. Umutcan'ın atışı ve basket buldu. Umutcan 3 sayılık bir hücum kazandırdı takımına. Hem faulden attığı sayı hem de şimdi attığı 2 sayılık güzel basketle. Tuğberk ters tarafta, Yunus Emre son sırma. Bir üçlük daha, bir basket daha. 29-24. Fark yeniden 5 sayı. Bu arada 28 olarak düzeltelim. O da ayağı çizgiye basmış. Bu arada bir teknik foul, sportmenlik dışı foul. Muhammed Baygül ile Umutcan arasında.
sıkıntılı bir durum var ama sportmenlik dışı faul aldı Umutcan Özyıldırım. İki atış bir de kenardan kullanacak Muhammed Baygül. Ahmet ilk atışını sayıya çevirdi. İkinci atışı onun, o da basket. 29-24, 30-24 oldu skor. Altı sayılık bir fark var. 7-49 ikinci periyotta Yunus Emre. Şimdi Gökhan. Joshua Dallard, arkasında Marko Kolarić. Joshua Dallard çok etkin. Joshua Dallard çok efektif oynuyor gerçekten, hücumda da müdafaada da. 32-24, 8 sayıya getirdi farkı Darüşşafaka takımı. Marko Kolarić bu şutları atar. Marko Kolarić attı ama sokamadı. 32-24. Yunus Emre son sırma. Şimdi Dallard. Gökhan, Tuğberk. Dallard karşısında Ufuk Yanar var. Dallard'dan bir basket daha. Bir teknik foul Joshua Dallard'a. Erdinç baltoyla yer değiştiriyor Joshua Dallard. O da biraz tahmin ediyorum sevincini abarttı. Abartınca da hakemler çok iyi bir şekilde, çok doğru bir şekilde sportmenlik dışı faul verdiler ve iki atış kullanacak Sezgin Eriş ilk atışını sayıya çevirdi. 34-25. İkinci atışı girmedi. Şimdi Ufuk. Ufuk pozisyonu zorluyor. Burak Selen ayakla müdahale olduğu için 14 saniye. Yeniden işleyecek. 14 saniyeden başlayacak hücum süresi. Ufuk Yanar. Sezgin Eriş. Cihan Mumcuoğulları. Cihan pozisyonu zorladı. Foul Erdinç Balto. İki atış kullanacak Cihan. İlk atışı basket Cihan'ın. 34-26. Bunu da sayıya çevirdi.
Marko Kolarić de geçtiğimiz yıl genç Banvitlilerle çok önemli bir sezon geçirmişti. Onlar da genç Banvitliler ki şimdi Beko Basketbol Ligi'nde Bandırma Kırmızı olarak oynuyorlar, oynamaya devam ediyorlar. Çok başarılı bir sezon geçirmişti Marko Kolarić. Yunus Emre, Tuğberk, şimdi Burak Selen. Burak Selen döndü, atışını kullandı, girmedi. Ufuk. Bir ucum foul Ufuk'tan. Bir mola. Mola dönüşü. Dar Şafak hücumu. Yunus. Şimdi Tuğberk. Foul var. Foul dönüşü Darüşşafak hücumu olacak. Erdinç Balto. Şimdi Yunus. Cihan bir foul daha. Görüntü itibariyle biraz İstanbul Büyükşehir Belediyesi sinirine yenilmiş gibi görünüyor. Oyuncuları farklı bir agresiflikte. Şu ana kadar 34-27 Darüşşafak üstünlüğü var. Şimdi Tuğberk. Atışını kullandı, girmedi. Ufuk. Ufuk ve basketi kazandırdı. 34-29. Şimdi Yunus. Erdinç, Tuğberk, Recep foul yapan oyuncu. İki atış kullanacak. Düzeltiyorum. Evet, iki atış kullanacak Tuğberk Gedikli. Atışını sayıya çevirdi. 35-29. İkinci atışı da basket Tuğberk'in ve 9. sayısı Tuğberk'in. 36-29. Şu ana kadar 9 sayı kaydetti Tuğberk. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde Cihan 10 sayısı var. Ufuk atışı kullandı, girmedi. Erdinç Balto müdafaa ribaundını aldı. Top ayağı çizgiye bastığı için yeniden İstanbul Büyükşehir Belediyesi hücum olacak. Sezgin Eriş. 3 sayılık atış, girmedi. Cihan. Ve son kez top Yunus'ta kaldı. Foul Cihan Mumcuoğulları. Kötü haber çünkü Cihan'ın 3. foulü. Şu ana kadar İstanbul Büyükşehir Belediye'de de en iyi performansı Cihan gösteriyordu.
Yunus ilk atışını sayıya çevirdi. 37-29. İkinci atışı. Burak hücum ribaundu aldı. Ve dışarı çıkarttı Gökhan Sunter. Çok önemli bir hücum ribaundu Burak Selen'den. 4 dakika 15 saniye kaldı ikinci periyodun bitmesine. Şimdi Erdinç Balto. Bir üç sayılık deneme girmedi Marko Kolarić. Recep Doğrusöz. Ufuk. Şimdi Umutcan Özyıldırım. Fast break sonu. Güzel bir üçlük atış. Güzel bitirdi fast break sonu. 37-32. Fark 5 sayı. Burak Selen. Çok güzel bir hareket Marko Kolarić'ten. Top çembere değmişti. Her şey çok önemli bir üçlükte Gökhan Sunter'den. 40-32. İstanbul Büyükşehir Belediye ne kadar yaklaşmak istese Darüşşafaka da bir o kadar kendine yaklaştırmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi hücumu. Şimdi Gökhan, Erdinç Balto ve Tuğberk. 40-32. 8 sayılık bir fark var. 3 dakika 10 saniye kaldı İkinci periyot. Erdinç Balto. Şimdi Gökhan. Erdinç. Sürenin dolmasına az bir süre kaldı. 1 saniye kala. Evet, Darüşşafaka hücumunun bitmesine 1 saniye kaldı. Bir mola Darüşşafaka molası 2.55 var periyodun bitmesine. O bir saniyeyi kullandılar ama evet, 24 saniye süresi doldu. Havadayken doldu. Ve şimdi Recep Doğrusöz ve Soner Şahin oyuna yeniden giriyorlar. Yerlerine Marko Kolarić ve Serdar Ünsür oyundan çıktı. Sezgin Eriş. Umutcan. Şimdi Recep. Pozisyonu zorladı. Faul. Yunus. İlk faul Yunus'un. Takım olarak Darüşşafaka'nın da bu periyotta 4. faulü. İki atış kullanacak Soner Şahin. Genelde sıkıntılı faul atışları olan bir oyuncu. Bakalım bunu sayıya çevirebilecek mi? 2'de 0 atmıştı daha önce. Evet, sayıya çeviremedi. Bu faul atışı gerçekten ciddi problem. Birçok oyuncu için kabus. Yani çok da uzağa gitmeyelim. NBA'deki temsilcimiz Ömer Aşık'ın yaşamış olduğu sıkıntıyı gerçekten biliyoruz. Yani ona faul yapıldığı zaman hem kendisi hem de taraftarları için gerçekten sıkıntı oluyor. Ve bu tamamen çalışarak bir yerlere getirilebilecek bir şey ve veyahut da çok üst düzeye çekilebilecek bir şey faul atışı. Burak Selen. Burak Selen zorladı pozisyonu. Girmeyen top. Soner Şahin ribaundu aldı. Şimdi Recep. Yunus. Ufuk. Ters tarafta Umutcan. Soner Şahin atışını kullandı ve basketi buldu. Soner Şahin 40-35. Tuğberk. Top kaybı Sezgin.
Recep ve basket. 40-37. Fark 3 sayı. Şimdi Tuğberk. Yunus. Sarı şafakalı oyuncular bu dakikalarda pek ayakta kalamıyorlar, işin ilginci. Gökhan Sünter'in zor atışı 40-37 ve bir anda 5-0'lık bir seri var. Ufuk Yener bir sıkıntı yaşıyor pot altında. Hakemler oyunu durdurdular. Son 1 dakika 2 saniye bu periyotta. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de molayı aldı. İkinci ve son molasında aldı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Evet, bu hafta oynanan ve oynanacak olan diğer karşılaşmaları da size bilgilerini ve sonuçlarını vermek istiyorum. Dün itibariyle oynanan Garanti Koza İstanbul Spor Tenis Eskrim Dağcılık maçında Tenis Eskrim Dağcılık maçı kazanmayı başarmıştı ve Tire Belediyesi de final gençliği 80-75 mağlup etmişti. Bugün itibariyle oynanan günün ilk karşılaşması Optimum TED Ankara Kolejler Ankara'da Genç Telekom'u ağırladı. Daha doğrusu iki tane Ankara takımı bir derbi oynadı ki Optimum TED Ankara Kolejler ligde 3. Genç Telekom'da 2. ve bugünkü maçın sonucunda da Optimum TED ikinciliğe gelirken Genç Telekom'u az sonra oynanacak olan, bizden sonra oynanacak olan Mali Milli Piyango Gaziantep Büyükşehir Belediyesi karşılaşmasının sonucuna göre de bir klasmanda biraz daha aşağıya itmeyi başardı. 79-69 mağlup etti Optimum TED Ankara Kolejler Genç Telekom'u. Gelişim Koleji Orman Spor maçı, onu da bu maçın içinde sonucunu vereceğim, şu anda oynanıyor. Selçuk Üniversitesi kendisi aslında Vestel'i ağırlıyor. Mali Milli Piyango biraz önce de söylediğim gibi Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'ni ağırlayacak. Ankara'da saat 5'te bizim yayınımız bittiği anda Ankara'ya bağlanacağız ve Ankara'dan o maçın da canlı olarak sizlere aktarımını sağlayacağız. Akhisar Belediyesi Pertemli'yi ağırlıyor. Best Balıkesir Basketbol Kulübü Gamatex Pamukkale Üniversitesi'ni ağırlıyor ve Uşak Üniversitesi Belediye Spor kendisi aslında Başkent Gençliği ağırlayacak bu hafta 23. haftanın maçları. Umutcan atışı kullandı, girmedi. Erdinç. Ayak çizgide diyor maçın hakemi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Ve bir de teknik faul tahmin ediyorum. Evet, Erdinç Balto'ya bir de teknik faul. Son 45 saniye. Serdar. Sezgin Eriş. Şimdi Soner. Sezgin Eriş. Son 5 saniye sürenin dolmasına. Sezgin atışını kullandı ve 3 sayılık basket. 42-40. Periyodun sonunda öne geçmeyi başardı. 8 sayı mağluptu son 1,5 dakika önce ve şimdi öne geçmeyi başardı İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bakalım bu periyodun sonunu nasıl bitirecek? Ters tarafta atışını buldu ve ters tarafta, evet, Yunus'un çok güzel asisti. Basketi sağlayan oyuncu
Metin oyuna girer girmez çok önemli bir katkı verdi ve durumu 42-42 ile periyodun sonunu getirmeyi başardı. 42-42 devre sonu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 42, Darüşşafaka 42. 3. periyotta 2. devrede yeniden beraber olacağız.